Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar yayındayız. Daha doğrusu kayıttayız. Daha önce bir defa bu ders üzerine video hazırlamıştım. WebAssembly dediğimiz WASM daha doğrusu WebAssembly ama WASM diyoruz biz ona. Yani Rust dünyasında daha çok WASM diye geçiyor. Bir eğitim videosu hazırlamıştık. Orada nasıl çalıştığına dair bilgiler vermiştim. O yüzeysel olarak da sayılabilir. Ancak ben aynı konuları tekrar tekrar anlatma gereği duymuyorum. Anlatmamanın da aslında faydalı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz hızlı geçeceğiz. En azından bilmeyen biri işte ne oluyor, ne bitiyor diye anlamak isterse biraz HTML bilgisi lazım, biraz CSS bilgisi lazım, biraz web sunucusu nasıl çalışır, nasıl yapılır onu bilmesi lazım. En azından protokolleri falan bilmesi lazım. Protokol derken yani nasıl çalıştığını falan bilmesi gerekiyor. Çünkü biz bugün daha çok frontend konusunda yani direkt sadece WebAssembly konusunda işler yapacağız. Çünkü backend tarafı tamamen Rust ile alakalı ama frontend tarafı WebAssembly ile alakalı olacak. Birinci eğitim videosunda biz WebAssembly değil, daha çok işte hem backend'i hem WebAssembly'yi anlatmıştık. WebAssembly'nin önemini anlatmıştık. Ve örnek bir uygulamayı da çalıştırmıştık. Burada biraz üstünkörü bir şekilde tekrar o konuları hafiften anlatıp direkt frontend konusuna geçeceğiz. Öncelikle bizim bu projemiz Moons'un dediğimiz yeni bir full stack web framework'ü var. Bunu kullanıyoruz. Henüz gelişim aşamasında. O yüzden yani ciddi bir projenizi şimdiden bunun üzerine yapacaksanız da bu projenin en azından bir 6 ay sonra, 7 ay sonra ya da 1 yıl sonra eğer uygulamaya geçecekseniz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ha yok ben şimdiden WebAssembly kullanacağım ama çabucak yayına dalmak isterim derseniz Yev diye bir tane başka Rust'ın sadece frontend kütüphanesi, daha doğrusu framework var. Kavga çıkmasın şimdi kütüphane deyince. Yev'i kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzeldir. Daha kolaydır. Daha stabildir. Daha önce Seed vardı. Benim kullandığım. Bunu da kullanabilirsiniz. Ancak işte bu Seed geliştiricisi şu anda Moons'un framework'ünü geliştiriyor. Full stack halinde. Ama Seed sadece dediğim gibi client bazlı yani frontend kütüphanesi diyebiliriz buna. Yine kavga çıkmasın framework diyelim biz buna da. Bu ikisini tercih edebilirsiniz. İkisi de stabil bana kalırsa. Özellikle Seed gerçekten gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Hatta benim size daha önce de söylediğim Libredo projesi de Seed üzerine geliştirilmiş. Backend olarak ise Tide denilen başka bir framework kullanmıştım. Kullanabilirsiniz. Yani gayet güzel çalışıyor benim bu sistemim. Neyse. Biz tabii Moons'unu kullanacağız. Bunun sebebi de şu. Hızlı. Artı geliştiricisi. Bunu daha önceki videoda söylemiştim. O yüzden tekrar detaylara girmeyeceğim. Full stack dediğimiz zaman hem backend hem frontend var. Backend kısmı gayet basit. Dosyalar burada. Siz buradaki dosyalara bakıp kendiniz de oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturulduğunu anlatmıştım diğer videoda. Main dosyamız gayet basit. Şunları silelim. Sadece şu kadarlık bir main dosyamız var. Kargo dosyamız da sadece şu kadar. Şunu yazmanız yeterli ki ben bunu GitHub'a atmışım aslında. Oradan bakabilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Templates dediğimiz zaman burada templates yok. Çünkü sadece kendi kütüphanemizi kullanıyoruz. Framework'ümüzü. Burada bizim yaptığımız şey şu sunucu bize bir tane HTML dosyası veriyor. O HTML dosyasını biz burada oluşturmuşuz. Nasıl bir HTML dosyası olacak? Title'ı libre'de olacak. Mesela ben bunu değiştireyim mesela. Curry curum yapayım. Çünkü libre'de benim esas projem. Curry curum ise onun bir modülü olacak şekilde düşünüyorum. Daha sonra mesela HTML bilenler bilir. Burada kendi kullandığım bulma CSS kütüphanesini kullanacağım ben. Bir de font awesome var. Onu kullanıyorum. Onu eklemişim. Bir de body content kısmında buraya dikkat ediyorsunuz. Main diye bir şey kullanmışız. Burası önemli çünkü bizim frontend
WebAssembly kütüphanemiz buraya yerleşecek. Yani buraya bütün HTML oluşturacak, bütün HTML'leri bu ikisinin arasına yerleştirecek. Şu kısma zaten şu an için gerek yok ama yine de orada dursun çünkü burada lazım oluyor. Başka backend tarafında başka bir şey yok. Tabii backend'ımız da aslında Actix Web denilen şu anda bilinen en hızlı backend web framework'ü. Onda da sıkıntı yok. Backend bu kadar. Bizim için şimdilik bu kadar. Biz daha çok dediğim gibi frontend kısmına geçeceğiz. Frontend kısmında burada kargo dosyamız var. Bu bizim frontend dosyamız. Burada lib dosyamız var. Lib şeklinde yapıyorduk. Nasıl yapıldığını ben anlatmıştım. Diğer videoda oraya bakmanızı tavsiye ederim. Bu kısımlar events ve shapes dosyaları şu an için gerekli değil. Ben kendim için yapmıştım şu an ama gerekli değil. Kullanmasanız da yazmasanız da olur. Peki WebAssembly nasıl çalışıyor? Bizim burada frontend'de yaptığımız bu bir proje aslında. Bu proje yazdığımız kodları alıyor ve bunları bir WebAssembly dosyasına çeviriyor. Şurada JS dosyalarını da oluşturuyor. Otomatik basın dosyasını da oluşturuyor. Daha sonra bizim backend'dan aldığımız buradaki HTML dosyasının içerisine bunu iliştiriyor. Bizim yaptığımız şey bu. Çalıştıralım mesela. Bizim backend'ımız çalışacak birazdan. Sildiğim için backend biraz uzun sürecek. Niye ise bayağı uzun sürüyor gerçekten bu. Her neyse. Tabii bizim kullandığımız bu Moz'un kütüphanesinde burada örnekler, bayağı bir örnek var. Ancak işin doğrusu bayağı bir karmaşık. Şu an için bana çok karmaşık görünüyor. Çünkü biraz hız odaklı çalışıyor. Neden hız odaklı diyorum? Çünkü WebAssembly bizim düşündüğümüz gibi yani Rust ile yazılmış işte JavaScript'ten çok daha hızlı çalışır falan filan diye düşünüyorsunuz ama iş HTML render etmeye gelince biraz JavaScript kütüphanelerinden yavaş olabiliyor. Fakat bu sizin bildiğiniz bütün popüler Node.js frameworklerinden daha hızlı. Yani React veya Vue veya Angular bunların hepsinden daha hızlı bir şekilde HTML render'ı yapabiliyor. Bunun da sebebi tabii kullandığı bazı kütüphaneler var. Özellikle fonksiyonel programlamaya biraz yakın sayan kütüphanelerimiz var burada kullandığımız. Bunlar da çok alışılmış yöntemlerin dışında bir mimari kullanıyor. Haliyle yani anlaması da ilk etapta bir miktar zor oluyor. O yüzden ben zaten bu videoyu hazırlıyorum. Bir miktar anlaşılabilir olması babında. Evet, bizim localhost çalıştı. Buradan çalıştıralım. Localhost 8080. Burada zaten yazıyor. Benim oluşturduğum burada mesela 1, 2, 3 görüyorsunuz. Columns'lar oluşturmuşum. Kaynağına baktığımız zaman aslında bizim şurayı demiştim ya şurası div id main kısmı bizim basın dosyamız aslında burada etkileşime giriyor. Bunun içerisine yazıyor. Bütün kütüphanesini, bütün render olayını burada gerçekleştiriyor. Virtual DOM kullanıyor tabii bu arada. Virtual DOM için söyleyebileceğimiz şey şu avantajlı kısımları çok fazla var. Nasıl desem oluşturduğunuz ya da kullandığınız frameworkler kendi virtual DOM'larını kullandıklarından dolayı render olayında avantaj sağlayabiliyorlar. Tabii bu çok nadir zamanlarda dezavantaj da sağlayabiliyor. Ama kontrol açısından frameworkler için çok avantajlı. Her neyse buradaki birçok kısmı aslında biz oluşturmadık gördüğünüz gibi. Bizim bir işte WASM dosyamız var onu yükledi. WASM dosyamız burada etki edecek. JS dosyasını otomatik yüklemiş. Kendisi yine ben ona karışmamışım. Sadece benim eklediğim işte burada bulmayı kullandım. Bulmayı HTML'i ya da CSS'yi bilmeyen kişiler gitsin baksın. Yani bunları anlatabilecek durumda değilim. Anlatmayı da pek sevdiğim konular değil açıkçası. CSS konusu ya da HTML konusu. Tabii bir miktar HTML'de kullanmak zorundayız. CSS'de kullanmak zorundayız. O yüzden bunları sizin gidip eğer bilmiyorsanız araştırmanızda fayda var. HTML konusunu, CSS konusunu araştırmanızda fayda var. Her neyse şimdi. Gelelim kendi yaptığımız burayı kapatalım. Buraları kapatalım. Buraları da. Bizim yaptığımız WebAssembly dosyası aslında bu kadar.
Sıfırdan başlayalım öncelikle. Şuraları bir kapatalım. Bunlar bizim işimiz değil. Şurayı şöyle. Evet. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Burayı da şimdilik iptal. Şurayı da şimdilik iptal yapalım. Kendimiz en baştan tek tek yapalım. Şimdi bizim WebAssembly dosyamız nasıl çalışıyor? Bakın burada wasm bindgen denilen bir deriv var. Start, yani biz diyoruz ki sen şuradan başlayacaksın. Bizim wasm dosyamız yüklendiği zaman bir tane ana fonksiyona ihtiyaç duyar. Bunu biz bu şekilde belirtiyoruz. Ve bu fonksiyon işte wasm'ın başlayacağı yer ne yapıyor? Bu start up diyor. Tabi bu start up da yine wasm bindgenin bir komutu. Bizim kütüphanemizde bunu kullanıyor. Burada belirttiğimiz main az önce gösterdiğim şey aslında şu. Şu ID'den alıyor bunu. Yani ID'nin içinde çalışacağız diyor. Daha sonra startup main dedik. Bu root nedir? Root bizim HTML dosyamızın geleceği alandır. Bunu aldık. Şimdi HTML'imizi hiç HTML kullanmadan tamamen Rust üzerinden nasıl yapabiliriz? Basitçe mesela text input new kaydettik. Birkaç şey daha eklememiz lazım. Input type ne olsun? Type, input text, input type bir yerlerde olması lazımdı bunun. Bir bakalım tekrar. Input type, text, input type block set. Input type'te bakalım. Type text. Ne yaptık? Bir bakalım çalıştıracak mı? Yine çalıştırmadı. Niye? On change plug not set. Oho, on change'ini de mi yapmak zorundayız ya? Text input ID plug. ID istiyor. ID'si text olsun. ID olsun. Başka ne istiyor? On change istemiş. Bu kadar ya, bunu yapmaya gerek yok. Bu kadar bu çok şey istiyor. Bunu şimdilik yapmıyorum. Düz raw HTML kullanalım. Ben bunu kullanıyorum her defasında. Bu ne yapıyor? HTML bilenler için diyorum. New dedik mesela. Yeni bir div açıyorum. Bu mesela çalışacak şimdi. Çalıştı. Bakın bu defa ekranımız boş. Bu ne demek? Aslında burada yaptığım şey şu. Kısaca bunun tekabül ettiği şey tam olarak şöyle. HTML karşılığı bu. Şimdi biz bunu yaparken tabii başka şeyler de ekleyebiliyoruz. Ne yapıyoruz mesela? ATTR. Bu nedir? Attribute bilenler bilir HTML'de. Attributes ekliyoruz. Nedir mesela attributes olarak? Class diyorum. Class'ı ne olsun bunun? Columns. Ben bunu aslında şu şekilde yapmış oldum. Class columns yapmış oldum. Olay bu. Bakın burada yine hala bir şey yok. Herhangi bir ekleme yapmadım. Tabii bu genelde biz HTML oluştururken bu divin arasına bir şeyler ekleriz ki ekranda bir görüntü oluşsun. Bunun içinde mesela child deyip ekrana merhaba yazabilirim. Child dediğim zaman aslında buraya merhaba yazmış oldum. Child, yani bunun içerisinde, bu divin içerisinde merhaba yazan bir HTML oluşturmuş oldum. Bakın burada görünmüyor ama şurada böyle en tepeye yerleşmiş şeklinde. Mesela onu da değiştirelim. Yine tabii child'ı değil. Yine raw HTML'imizi, yani divimizi değiştiriyoruz. Style diyebiliriz. Style nedir? Onu da birazdan açıklayacağım. Style
Margin tab. İşte ne kadar olsun? 1,5 RAM olsun. As bakın burada niye görünmüyor? Allah Allah margini ya ben bu HTML var ya HTML hiç bilmiyorum. Vallahi billahi. Style. Yanlış bir şey yapmadık. Style marin demişiz. Margin olması lazım. Evet bakın burada yapmış ama bu defa da M harfi görünmüyor. Bir tane daha style ekleyelim. Geliyorum buraya. Style ne olsun? Bu defa margin left yani bu defa soldan boşluk bırakıyoruz. Yine 1,5 RAM. Bunu HTML bilmeyenler garipseyebilir. O yüzden HTML bilmiyorsanız gidin öğrenin. Bakın burada yukarıdan 1,5 RAM'lik, soldan 1,5 RAM'lik boşluklar bıraktık. Bunu nasıl yaptık? Aslında bizim burada yaptığımız şey HTML karşılığı olarak tam olarak şöyle yaptık biz. Style metodu buraya style ekledik. Attributes olarak style ekledik. Ne dedik? İşte margin top 1,5 RAM mesela. Sonra geldik tekrar style dedik. Bu defa margin left gerçi içine mi yazıyor? İki tane style kabul ediyor mu tam bilmiyorum HTML'de. Şöyle yapabiliriz. Margin left. Bu da ne? İşte 1,5 RAM. Bizim aslında burada oluşturduğumuz HTML tam olarak bu. Şu. Peki biz bunun içerisine bir tane text input oluşturalım ama bu text input konusu burada Moons'un examples var. Buradan almam lazım. Text input. Bir deneyelim bakalım text input'u ekleyebiliyor muyuz? Child olarak biz bir tane daha element oluşturalım. Fn ne olsun? Text. Ya da yazı diyelim şimdilik. Tabii saçma bir şey oldu. IMPL element. Burada elementten kastı aslında HTML elementlerinden bahsediyor. Mesela bu ton diyelim. Ton new label tıkla. Oldu. Şimdi geliyorum mesela child'a. Ben merhaba yazmayacağım da child'a ne eklesin? Yazıyı eklesin. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Bakın bu defa ekranda mesela buton oluşmuş olacak. Bakın bir buton oluşturmuş oldu. Burada peki bizim yaptığımız şey ne oldu? Bu defa mesela bu divin arasına child olarak ben aslında ne yaptım? Bir tane buton oluşturdum. Buton oluşturdum. Labeli yani label özelliği buradan tam olarak nasıl geliyordu bilmiyorum ama sanırım araya yazılıyor. Tıkla. Ve butonu kapat. Tabii ben bu butonu oluşturmak için fonksiyon kullandım. Bu fonksiyonu kullandım. Bu fonksiyon da ekrana bunu yazdım. Şimdi burada az çok bir HTML elementi nasıl oluşturuluyor ya da bunun style'ı nasıl oluşturuluyor ya da attributes olayı nasıl oluşturuluyor. Bunda sıkıntı yok. Ancak sıkıntı şurada. Normalde biz HTML oluştururken mesela şöyle bir şey yazıyoruz. On change işte on click fonksiyon adı diyelim. Fonksiyon adı mesela. Diyelim ki bir tane JavaScript fonksiyonumuz varsa biz işte on change'te ya da on click'te on click diyelim mesela buna. Bunu yazardık. Fonksiyon çalışırdı ona bu div'e tıklandığında ya da bu nesneye tıklandığında bu çalışıyordu. Ama burada bir miktar işler karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü her nesnenin hangi fonksiyon türlerini ya da hangi events'ları çalıştırdığı aslında bellidir.
Siz mesela HTML yazarken sistem kesinlikle hata vermez ilk etapta. Ta ki JavaScript devreye girince, ki JavaScript'te maşallah Allah vergisi öyle bir debug olayı var ki, yani niye yapmışlar öyle bir debug'ı çözemiyorum. Mesela direkt şöyle yazsalar JavaScript'te, vallahi anlamadık. JavaScript'in çıktısı bu olsa ben çok daha memnun olacağım. Bir şeyler ters gitti dese ben çok daha memnun olacağım. Ama hata verdiği zaman JavaScript öyle bir büyük hata veriyor ki, yani ya onu ancak JavaScript'i geliştiren işte Firefox, Chrome geliştiricileri anlayabilir. Ben anlayamıyorum. Yani hiçbir zaman JavaScript'in çıktılarını anlayamıyorum. Evet, her neyse, biz bir div oluşturduk, içerisine bu ne ekledik? İşte butonumuzu ekledik. Fakat burada mesela web framework'lerinin en önemli olaylarından biri şu: elimizde bir veri vardır ve biz bu veriler üzerinden mesela HTML yapısını düzenleriz. En önemli kısmı budur. İşte veri değişir, yeni bir veri gelir, veriler silinir falan filan. Bunlar olur ve buna göre ekrandaki görüntüler de değişir. Daha önce React gibi framework'leri kullananlar tabii bunu daha iyi bilir. Şimdi bunlardan bir tanesi öncelikle mesela verileri ekrana yazdırmak. Verileri ekrana yazdırmak nasıl? Burada biz değişik bir kütüphane var. O da mutable, statik referans denilen çok yeni bir fonksiyon var burada. Kütüphane var burada kullandığımız. Bu ne işe yarıyor? Bu program süresince kullanacağımız bazı verileri mesela burada saklayıp bu veriler bütün her taraftan çağrılabilecek ama aynı veri olacak. Yani sürekli yeni bir veri oluşturmayacağız. Bellekte saklanan veri üzerinde işler yapacağız. Bunun için mesela mutable dediğimiz bir yapı kullanıyoruz, bir kütüphane kullanıyoruz. Statiktir. Biz bunun üzerinde istediğimiz zaman değişiklikler mesela yapabileceğiz. Şimdi diyelim ki biz bir tane mutable batch oluşturduk. Yani bellekte saklanan bir vektör oluşturduk. Hangi vektör türünü saklayacak, veri türünü saklayacak? E32'yi saklayacak. İşte ilk çalıştırıldığında hangi değerleri olacak? Mesela işte 1, 2, 3 elemanları olacak bunun. Geliyorum mesela buraya. Bu butondan önce mesela text olsun. Mesela yazı olsun. Gelelim buraya. Yeni bir fonksiyon oluşturalım. Fn yazı, yazı değil de sayılar diyelim. Bu sayılar da bize bir element versin. IMPL element diyelim. Bu element bize ne verecek? İşte Ark yazıyor muyduk buraya? Yok, ark yazmıyorduk. Mutable batch mi olacaktı? Şimdi unuttum ya. Burada kafam biraz karışıyor. Öncelikle burada şu child'ı bir silelim. Neyi kullanacaktık? Children Signal Batch. Children Signal Batch bu bir şekilde biz birden signal alacağız. Yani sinyal gelecek. İşte şu veri var. Şu veriden değerler gelecek. Mesela diyelim ki o değerler, yeni değerler oluşturduk, yeni değerler sildik, bazı değerleri sildik falan filan. Buna göre bunun içeriği değişecek. Children tabii çoğul burada kullanıyoruz. Child değil de children kullanmışız burada çoğul bir şekilde. Çoğul olduğu için hani neden çoğul? Çünkü bir tane nesne değil, birkaç tane nesne eklemiş olacağım. Peki bu nesneleri nereden alıyoruz? Names'ten alıyoruz. Names dediğim zaman mesela bu mutable batch'in oluşturduğu en son değerleri ben alacağım. Sonra ne yapıyorum? Signal batch clone diyorum. Neden clone diyorum? Onu da söyleyeyim. Klonluyorum. Çünkü düşünün, ben ekrana diyelim ki bir şey yazdırmak istediğim zaman bu verileri mesela 1, 2, 3'ü ekrana yazdırdığım zaman
Aynı anda bu mutable wedge'in özelliğinden kaynaklanı tabii kullandığımız kütüphane bu şekilde çalışıyor. O sırada o veriler değişebilir. Dolayısıyla sürekli bunu kontrol etmek yerine ben bu verileri çağırdığım anda verileri alıyorum, klonluyorum. Daha sonra mesela bir başka fonksiyon buradaki değerleri değiştirse bile hemen etki etmeyecek bana. Daha sonra oradan ben tekrar names'leri alacağım. O yüzden zaten signal diyor. En son aldığı değeri, oluşturulan değeri alacak, yazacak. Ama daha sonra tekrar bir değer değişirse onu daha sonra kontrol edecek gibi. Daha sonra map diyoruz. Map. Map'in içerisine callback sayılar diyelim. Evet, sayılar. Tabii map burada bir iterator aslında. Iterator'ı bilmeniz lazım. Ne diyelim mesela? Ne? Buraya da ne gönderdik? Evet. Neyi göndermiş oluyoruz aslında? Biz burada bir i32 göndermiş oluyoruz. Geliyorum buraya ne i32 diyorum. Yani bu fonksiyonu çağırırken bir tane i32 oluşturmuş olacağız. Ne yapsın? Bu sadece label oluştursun mesela. Label new ne olsun? Labeli ne olsun? Tabii ne bir integer olduğu için biz bunu string'e çevireceğiz. Evet. Bakalım. Çalıştı. Mesela şu anda ekrana 1, 2, 3 sayılarını yazacak. Daha sonra altına da bir tane butonu eklemedik mesela. Burada children signal wedge bunları ekleyecek. 1, 2, 3'ü ekleyecek. Daha sonra ben geliyorum buraya child ekliyorum. Yani tek bir nesne eklediğim zaman child diyorum. Neyi eklesin? Yazı fonksiyonundan gelecek olan elementi eklesin demiş oldum. Bakalım. Evet. Eklemiş olduk. Tabii neden label bir sonraki satırda boşluk bırakmadı bilmiyoruz. Neyse. Bunun mesela label her bir yazı yan yana mı olsun, alt alta mı olsun? Şimdi alt alta oluşturmak için yine HTML bilgilerini kullanacağız ama ben bunun yerine mesela geliyorum. Diyelim ki bu butona tıkladığım zaman 1, 2, 3 ya son eleman kaç 3? 3'ün bir büyüğünü yani 4'ü listeye tekrar eklesin. Bunu nasıl yapacağız ki en önemli kısımlar aslında bunlar. Geliyorum buraya 10 click diyorum. 10 click. Neyi yapsın? Sayı arttır. Sayı arttır diye bir tane fonksiyon çağıracağız. Tabii biz henüz sayı arttır diye bir tane fonksiyonumuz yok. Ha, pardon, onu da buraya değil, butona yazıyoruz. Şuraya. Geliyorum buraya da fn sayı arttır diye bir fonksiyon türettim. Bu fonksiyon aslında hiçbir şey değer döndürmüyor. Döndürmemesi lazım. Sayı arttır diye. Peki ne yapacak bu fonksiyon? Şöyle bir şey yapacak. Names fonksiyonundan değerleri alacak. Signal batch clone yapacağız. Aldığımız değerleri. Şimdilik en garanti yöntem bu. Signal batch cloned. Set. 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 Ana. Mutable batch'te işler biraz daha farklı yürüyor. O yüzden push metodu var mı bakalım. Lock, mute, lock, mute, drain, pop, push. Push ne mesela? Push'a öyle bir değer olacak ki biz gelelim buraya. Let last diyelim. Last nedir? Names. Names fonksiyonundan değerleri al. Lock, mute yap. Sonra last'i last değerini aldık. Yani burada mesela 3'ü aldık. Last ne oldu? 3 oldu.
Geliyorum buraya. Last artı 1 diyorum ve bakıyoruz. Anne. Sitede de option push metodu niye ya? Cannot add integer to sitede option. Mahmut sum diyelim o zaman. İyi de ben de zaten öyle yapmıştım. Böyle yapmıştık. Last artı bir. Neden burada hata veriyor? Çözemiyorum. Last değeri options üretiyor. O yüzden bunu unwrap yapalım. Unwrap. Şimdi oldu, tamam. Tane once closure points. Buradaki fonksiyon bu defa hata vermiş. Bu da nasıl bir hata vermiş? Nerede bizim şu? Sayı arttır. Expected and unclick. Unclick. Ha, burayı silmem lazım. Şöyle yapalım. Of. Burada da last diyelim. Unwrap işi burada biraz bozuyor. Çünkü o sırada değer kullanılmayabilir falan filan cart curt diyor. Ya da direkt şöyle yapalım. If that last l diyelim. Ne yapsın? Kimden gelen? Last'tan gelen değer eğer bir sum ise L. Tabi buraya bir defa last değil L yazıyoruz. Create temporary which is free while bu buna bağlı. Bu da buna bağlı. O yüzden clone. Evet. Burada hem names burada kullanılıyor hem de burada kullanılıyor. Bu last yani aslında bu names'ten gelen değer aynı bellek noktasına ikisi de tekabül ettiği için burada hata verdi. Hatta hataya da bir bakalım. Creates a temporary which is freed while still in use. Yani diyor ki buradaki değer boşta kalabilir ama aynı zamanda kullanılıyor da o yüzden burayı daha farklı kullanmak gerekiyor. Ben de dedim ki tamam sen buradaki değeri al bunu klonla. Klonladığım zaman bu names fonksiyonun kullandığı bu static mutable batch dediğimiz bellek bölgesi yani referans edilen bellek bölgesini al dedim onu klonla. Dolayısıyla benim artık bu fonksiyonun işaret ettiği bellek bölgesinden farklı bir değer türetmiş oldum. Clone fonksiyonu bu işe yaradı. Haliyle artık names borrow muhabbeti ortadan kalktı. Böyle olunca da tabii ne yaptım ben? İşte eğer last'tan gelen bu tabii burada last fonksiyonu lockmut yapmamın sebebi de şu. Bekle ben ona mesela diyorum ki bekle ben burada bir değer okuyorum. Rasta diyorum tabii lock kilitliyorum yani mutation bellekteki belli bir bölgeyi tutuyorum diyorum ki burayı bir kilitle benim biraz işim var. Bunu alayım ben. Aldım değeri. İşte last dedim. Bana buradan aldığım vektörün son değerini ver diyorum ama last metodu bana direkt son değeri o vermez. Sum yani options bir değer verebilir. Neden? Çünkü belki benim dizim boş bir dizi. Dolayısıyla last diye bir eleman olmayabilir. Rust programlama dili bu gibi konularda null veya none veya bilmem şu bu değerlerini oluşturmak yerine options değerini türetiyor. Tabii ben bunu kimden alıyorum? Buradaki referans edilen bellek bölgesinden alıyorum. O da diyor ki ya bak sen buradan değer okuyorsun ama o sırada buna bir de değer atıyorsun. Yani hem kullandığın bellek bölgesini diyorsun ki şş, dur ben seni kilitledim sen burada dur diyorsun. Ama sonra sen kendin kullanıyorsun.
Bu böyle olmaz diyor. O yüzden ben ne yaptım? Klonladım. Yani aldım son değer var mı yok mu options. Burada last'tan aldım o son değeri aldım. Klonladım. Yeni bir veri oluşturdum yani. Daha sonra dedim ki eğer bu last bir sum değeri türetmişse yani bir son eleman varsa ki burada mesela 3 var ise ne yapsın? Names fonksiyonunu yine çağırsın. Biz çünkü onu burada devre dışı bıraktık artık işimiz yok dedik names fonksiyonuyla. Lockmut bitti. Tekrar aldım ve yine kilitledim. Dedim ki bekle bu bellek bölgesine dedim. Sen bekle orada benim biraz işim var dedim. Ne yaptım? Push dedim. Yani sona yeni bir eleman ekledim. Yeni eleman ne olacak? Bu last metodunun bana vereceği son değer. Eğer sum ise 3'ü verecek. Sum 3 diyecekti. Ben o sum 3'ü de daha önce mesela inamsları anlatmıştım. Biraz oraya bakabilirsiniz. Bu L mesela 3'ü işaret edecek. L artı 1'i eklemiş oldum. Çalıştırdım. Bakalım. Evet, gayet güzel gidiyor. Ben beğendim. Zaten en önemli kısım bunlardı. Şimdi ben bunları biraz üstün körü anlattım sayılır ama zaten framework kullanımında bütün her şeyi anlatmak gerçekten çok zor. Yani bir başkasının kafasında çalışan bir framework var. Sizin o kişinin kafasını anlayabilmeniz gerekiyor. Öğretirken de yani bütün detayları anlatmak bir framework için gerçekten bana göre çok zor. Bazı detayları, önemli detayları verip geri kalanı kullanıcının kendisine bırakmak gerekiyor. Yani size. Ben de işte HTML oluşturdum. Bulma sıvaçı kullandım. Buton ekledik. Bu butona events ekledik. Efendime söyleyeyim burada mesela işte style ekledik, attributes ekledik gibi 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 label ekledik, buton ekledik, fonksiyon ekledik, değer değiştirdik ve o değere göre de mesela ekranımızdaki HTML render'ı anında yapıldı. Gayet de hızlı yapıyor bu arada onu da söyleyeyim. Bence bu kadarlık bu ders için yeterli. Çünkü benim esas yapmak istediğim şey burada da zaten görmüşsünüzdür. Canvas aslında. Ama hani bu Canvas'ı anlatırken biraz işin içine HTML elementleri de gireceği için ileride hani biraz baştan görmenizde fayda var diye düşündüm. O yüzden bunu anlattım. Daha sonraki derslerde ara ara bunları kullanacağız. Sürekli değil. Ara ara bunları kullanacağız. Ha ne oluyor, ne bitiyor, neden bu kullandık, bu ne işe yarıyor diye düşünmeyesiniz diye önceden bu dersleri anlatma gereği duydum. Tabii bir sonraki WebAssembly dersimiz direkt Canvas oluşturmak üzerine olacak. Bilginiz olsun. Bu dersi şimdilik burada bitirelim. Bu akşam tabii yeni bir ders tekrar atacağım. Bu defa direkt Canvas olayına gireceğim. Canvas olayını merak edenler de varsa oyun yapmayı düşünüyorum. Yani benim kafamdaki iş oyun yapmak. Umarım bir 6 aya 1 yıla kadar güzel bir oyun ortaya çıkar. Evet, daha sonraki derslerde görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.